Ben Bursa'nın Seç köyünden İbrahim Balaban. Köyün 3 sınıfı okulunu okumuşum. Ondan sonra bir bela, bir çile ve canıma kasteden birini hak ettikten sonra içeri düşmüşüm. İçeriye düşmüşüm. Ben içeri düşünce kalem kağıt devamlı ben çizerdim, okurdum, okumak için bana kitaplar alardım falan filan yani. Geldi birisi dedi ki bana, bu birisi dediğim adam ondan sonra Bulgaristan'dan gelmiş adımı Çolak Havuz, Hafız Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş bir adam. Dedi ki, bak dedi, senin bu yaptığın resimler, bu kitabın içindeki dedi anladığımı bu heykeller falan dedi, hep gavur, gavur işidir dedi, bunları okuma. Ne yapacaksın dedi, sadece yazıları oku, bu heykelleri falan filan dedi, okuma dedi. Çünkü bu gösterdiği yazılan heykeller de ondan sonra lisenin birinci uygarlık tarihinden başlamış. Peki dedim hanım, senin dediğin yerleri okumayın abiler dedi. Yalnız dedi, buraya dedi bir adam gel dedi, ben gördüm dedi. Bu adam dedi, mahpusların dedi, resimlerini yapıyor dedi. Demin olan adamı nasıl yapıyor? Şimdi nasıl yaptığını ben dedi anlatamam dedi, yalnız ben gördüm dedi. Bu adamın adı ne dedim ben? Nazım Hikmet dedim. Boşu adına yaptığı işi görelim bakalım. Eğer dedi, kendi resmini yaptırmak istiyorsan, ben senin dedi adını Nazım Hikmet'i götüreyim. Ama dedi, 25 kuruş istiyor dedi. 25 kuruş. O zaman 25 kuruş da bir işçinin yevmiyesi sabahtan aşağıda. Her neyse. Şimdi ben 25 kuruş aldım. Anladın mı? Çoluk Havuzu'na beraber gittik. İşte dedi, sana dedi 25 kuruş dedi. Nazım Hikmet'e. Bu dedi, İbrahim dedi. Sana portresini yani resmini yaptırmak istiyor dedi. Aa, çok evliydi ya. Siz dedi boya parasına gitmişsiniz bana dedi. Ben bu 25 kuruşla dedi çok boya alırım dedi. İyi alırsan al, ne yaparsan yap. Şimdi bana dedi ki otur dedi karşıma dedi. Oturdum ama dedi rahat otur dedi. Ben tabii genç delikanlıyım. İşte aynı bunun gibi delikanlıyım. Şimdiki gibi değilim ama gene de ben böyle anladım atak, ondan sonra iyi kötü fark edem, anladım bir adamım. Dedi böyle namazım var gibi oturdum ben. Ama dedi rahat otur dedi, yorulursun dedi. Allah Allah, oturduğu yerde insan yorulur mu dedim kendime ben. Ondan sonra demek ki yorulurmuş, ben böyle oturdum. Gerçekten de namazlılar gibi böyle dizin üstüne otursanız ayaklarınız uyuşur ister istemez. O biliyordu bunu. Çizdi. Çizerken onun yanında bir kalem olsa yok. Ver bakalım kalem. Şimdi çiziyor. Ver bakalım kağıdı. Buradan böyle bakıyor çiziyor. Kimin fikirlerini izleyeyim? Senin gözünü izleyeyim. Hop. Yazmıyor mu? Açayım ben, açayım. Ulan kaleme ne biçim yazarım ben ya? Kalem açmayı bilmiyorum ya. Estağfurullah. Evet. Bak bana bakayım. Açıyorum. Şimdi bu böyle. Baksana buraya bak. Aynı bana bakıyor. Evet. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle bakıyor. Ne? Tamam, böyle bakıyor. Böyle bakıyor. Bir de böyle bakıyor.
yapıyor. Bugünlük yeter. Bakayım bak. Nasıl? Bugünlük yeter. Gözler olmuş ya. Gözler yapmışsınız. Gözler olmuş ya. Birkaç kilo daha da. Bugünlük bu kadar yeter dedi. Ben buradan hemen bir şey ondan aldığım şeyle bir görüntüyle Nazım'da aldığım bu görüntüyle anladın mı? Nasıl resim yapacağımı sanki bana aha böyle yap der gibi böyle yap der gibi hani bu şekilde böyle yaparak bugünü bu kadar yeter aşağıdan komşuya indim ben de onun gibi karşıma bir o şeyin mahkumum herhangi bir mahkumum karşıma otur dedim ne yapacağım dedi sen resmini yapacağım dedim. Oturdum, anne demin de senin yüzüne bakarak çizdim gibi çizdim, ama benzettim dedi. Artık her gün ben başladım benzetmeye. Benzetmeye, bu benzetme işi bitti, benim bu resim de bitti. Tamam dedi, bitti dedi. Bitti ama ben ona baktım, ben beğenmedim. Dedi, evladım dedi, bitti dedim dedi. Bitti ama dedim, burada bu kravat yoktu, bu gömlek de yoktu. Bu kravatla bu gömlek yoktu. Dedi, benim dedim ne güzel kravatım var. Ceketim de dedim yeni, yeni nenem almıştı dedi. Ha, sen bu kravatı mı yapmamışsın? Ondan sonra kravatımı dedi, yapmadım dedi. Ne yapmadım biliyor musun? Ne yapmadım? Sizin köye dedi, tahsilleri geliyor mu? Geliyor. Tahsilleri sen dedi, sever misin? Yok, sevmem. Tahsillere seni, tahsillere benzetmemek için kravat yapmadım. Yapsam dedi, ben tahsillere benzemem ki. Ama dedi, ben yapmayacağım dedi. İyi, sen yapmayacaksın ama dedi, ben yaparım dedi. Ne yaptım biliyor musun? Aşağı koğuşa indim. Altı tane renkli kalem sımarladım, altı tane kutu, kutunun önleri. Zeytinyağına batırdım, batırdım. Buradaki kravatla bu işe gömleği yaptım ben. Zeytinyağına batırdım. Resmin üstüne kendiniz yaptınız. Evet, tabii. Bitmiş resmin üzerine. He? Bitmiş resmin üzerine. Tabii, elbette. Bitmiş. Ne malum bitti? Ben de dedim, Allah Allah. Bitmiş resmin diyor. Şimdi, Nazım dedi yapın diye. Yani o bitmiş resmin. Dur bak, bitmedi, bitmedi. Şimdi aradan 5-6 ay geçti. Senin dedi bir resmin daha yapmak istiyorum ben. Ben baktım böyle, yüzümü asıp ben sana resmimi yaptırmam. Şaşırdı. Çünkü Nazikat hakkında herkes kötü şeyler söylüyor. Kimisi karılarına kızları bir yere kapattığını söylüyor, kimisi Yavuzluğusunu kaçırdığını söylüyordu. Kimisi tanrılarına bahçeleri ondan sonra yağma ediyordu.
anladığımı söylüyordu. Yani sürekli mezhepmeti karalamak için mapishane 800 bin kişi vardı. Herkes mezhepmete naletler yağdırıyor. Karalıyorlar. Şimdi ben sana resmimi yaptırmam deyince mezhepmet sapsarı sarardı. Morardı falan. Evladım niye ama dedi. Hani dedi bir şey yapmıştı ne dedi. Yaptıramam ben de beğenmedim dedi. Beğenmedim dedi, beğenmedim. Ben de beğenmedim dedi. Onun için dedi bizim ne yapacağım dedi. Hayır ben sana resmimi yaptırmam dedi. Ama dedi niye yaptırmasın? Başladı yalvarmaya. Evladım bak bunun sebebini söyle dedi. Ondan sonra gene yapmayayım dedi. Ne dedim biliyor musun? Çünkü dedim ben de dedim resim yapıyorum. Ne? Sen de mi resim yapıyorsun? Evet. Getirin bir kağıt, getirin bir kalem. Bir kağıt getirdiler, bir de kalem getirdiler. Ayakta Nazım Kadir'in resmini çizdim ben. Çizdim tam böyle senin çizdiğim gibi bitmedi, elimden aldı. Elimden aldı, tamam dedi benzetmişim dedi. Benzetmişim deyince bu sefer ben yıkanmış gibi oldum. Pırıl pırıl neşelendim. Biraz önce sert davranan Nazım'da sert çıkış yapan adam neşelendim. Başka dedim, yaptığım resimler var, sana göstereyim mi dedim. Olur dedi, getirdim, gösterdim. İşte o zaman dedi ki, sen dedi, akademiyi okudun mu dedim. Beni Güzel Sanatlar Akademisi'ne okudu zannetti. Hani öyle gizliyim için. Hayır dedim, ben Güzel Sanat Akademisi'ni bilmiyorum. Nerede olduğunu, nasıl olduğunu. Ama dedi, liseyi okudun mu? Hayır dedim. Ortayı deyince bu sefer ben kızdım ya. He. Ne ortası dedim ya. Bizim köyde dedim. Üç sınıflı dedim. Köy okulamaca oldu. Okul yok dedim. Geldi böyle. İstemez okul dedi. Beni kucakladı. Başladı gözlerine yaşlar akmaya. Ve ağlıyordu biliyor musun? Nazım ben sevinçten ağlıyordum. Beni çıraklığa kabul ediyor musun? Sen beni dedi ustalığa kabul ediyor musun? Etmez olur muyum dedim. Zaten bunun için dedim buradayım dedim. Peki öylesi dedi. Bundan sonra her yaptığın dedi tabloyu bana göster dedi. Olur dedim. Başladım göstermeye. Biraz önce anlattığım insan manzaralarında işte diyor ya ben burada bir ressam Yunus Emre keşfettim. Köylü, orta köylü, köy mitinde okumuş herhalde. 10 yıl dizası var içeride. Hayran'ın köylüye falan filan diyor ya. Şiir yazmaya, okumaya da dehşetli merak var diyor ya. İşte o dehşetli merakı hem onda hem bende devam etti. Ve şairi bir nazikletle 7 yıl birlikteliğimiz oldu. Ondan sonra bu sergiyi açtık. İşte bu sergiyi de şu şekilde sözlendirdim. Ben bu sergiyi Nazım Hikmet'e adıyorum diye ilk bakışta, ilk söz konusu edildiğinde ben bu sergiyi Nazım Hikmet'e adadım dedim ve siz de bunu kabul ettiniz. Evet. İsterseniz baba etmeyin. Hepsi zaten Nazım Hikmet ve babam. Çok sağ olun.